Orhan Kemal. 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Asıl ismi Mehmet Raşit Öğütçü. Toplumsal gerçekçi romanın usta kalemi, öykü ve roman yazarı. Babası Abdülkadir Kemali Bey hukuk tahsili yapmış ve aynı zamanda siyasetin içinde yoğrulmuş biriydi. İttihat ve Terakki'nin ülkeyi savaşa sürüklediği günlerde iktidara karşı en şiddetli muhalefeti yürüten aydınlardan olan Kemali Bey, Kurtuluş Savaşı zamanında milli mücadeleyi idare eden 1. Büyük Millet Meclisi'nin üyeleri arasındaydı. Babasının bu çalkantılı dönemdeki siyasi faaliyetlerinin getirdiği baskıların etkisi altında büyüyen Orhan Kemal'in hayatı 1931 yılında tümden değişecekti. Çok farklı döneme geçildiği sırada babası Adana'da Ahali Cumhuriyet Fıkrası'nı kurdu ve muhalefet cephesindeki yerini aldı. Çok partili hayat tecrübesinin ülkedeki karışıklıklar nedeniyle kısa sürmesi üzerine yargılanma ve ceza alma korkusuyla bütün mal varlığını, zenginliğini Adana'da bırakarak Suriye'ye kaçmak zorunda kaldı. Orhan Kemal ise ortaokul son sınıfta öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Bir süre Suriye ve Libya'da yaşadı. 1932'de Adana'ya döndü. İşçilik, dokumacılık, ambar memurluğu, katiplik yaptı. 1939'da ilk şiirlerini de yazdığı askerliği esnasında komünizm propagandası yapmak suçlamasıyla 5 yıl hapse mahkum oldu. Kayseri, Adana ve Bursa cezaevlerinde yattı. Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması yaşamının ve yazarlığının dönüm noktası oldu. 1943'te salıverildikten sonra Adana'ya tekrar döndü. Amelelik, sebze nakliyeciliği, Adana Verem Savaş Derneği'nde katiplik yaptı. 1950 yılında ise İstanbul'a yerleşti. Bu tarihten sonra hayatını yazılarıyla kazanmaya başladı. 1966 yılında bir lokantadaki konuşmasında komünizm propagandası yaptığı suçlamasıyla yargılandı ve bu suçlamadan ise beraat etti. Yaşamının son döneminde Bulgaristan ve Romanya Yazarlar Birliği'nin davetlisi olarak daha da çok tedavi amacıyla Sofya'ya gitti. 2 Haziran 1970'te Sofya'da tedavi edildiği hastanede beyin kanamasından öldü. İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Orhan Kemal'in eserlerinde konu halktı. Tarlada çalışan ırgat, fabrikada çalışan işçi. Kısacası ezilen ve sömürülen tüm insanlar Orhan Kemal'in kitaplarına konu olmuştur. Eserleriyle toplumsal yaşamımızın değişim dönemlerini, birey-toplum ilişkileri çerçevesinde gerçekçi bir biçimde dile getiren Orhan Kemal, çağdaş Türk edebiyatında özgün bir yer edindiği gibi, romanları Türk sinemasında en çok uyarlanan yazarlardan biri olarak da önemli bir yere sahiptir. Orhan Kemal, şiir, roman, öykü ve senaryo olmak üzere 5 farklı alanda eserler vermiştir. Toplamda 27 romanı, 12 öykü kitabı, 5 oyunu, çeşitli dergilerde basılmış şiirleri, 9'u filme çevrilmiş, 10 senaryosu ve 3 film öyküsü bulunmaktadır.